10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 82 Tuna Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Tuna Yayınları sayfa 82 felsefenin bilimi konu alması, eski dönemlere kadar uzanır. Bazı düşünürler bilimi kendi bilgi kuramları, epistemoloji, içinde ele alınmaktaydı. Yeni çağda bilimlerdeki gelişmeye bağlı olarak bilim felsefesinin sistemli biçimde ilk kez Francis Bacon tarafından ele alınmaya başladığı kabul edilir. Ama bilim felsefesinin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması 19. yüzyılı bulur. 20. Yüzyılda bilim felsefesinde iki farklı bilim anlayışı ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan birisi bilimi ürün olarak ele alan yaklaşımdır. Diğeri ise etkinlik olarak ele alan yaklaşımdır. Bilimi ürün olarak ele alan düşünceye göre, bilimi anlamak için bilim adına ortaya konan eserlere bakmak gerekir. Bu eserlerde bulunan önermelerin doğrulanabilir olup olmadığına bakılır. Önermelerin doğrulanması için de mantıksal çözümlemelerin kullanılması gerekir. Bu durumda dış etkenlerin bilim üzerinde etkisi bulunmayacağından, bilim nesnel özelliktedir. Bu düşünceyi savunan felsefe neopozitividir. Bilimi etkinlik olarak ele alan düşünceye göre bilimi anlamak için bilim insanları topluluğunun yaşam şekline, inançlarına, değerlerine, kültürlerine bakmak gerekir. Çünkü bilim insanlarının görüşlerinin şekillenmesinde bu etkenler rol oynamaktadır. Bu yaklaşımın bilim felsefesine getirdiği bir kavram olan paradigma, bilim insanının dünyaya bakışını belirleyen, ona fenomenleri açıklama olanağı veren model, kavramsal çerçevedir. Bilim insanları paradigma, sayesinde dağınık ve düzensiz etkinlikleri düzenli ve kendi içinde tutarlı duruma getirirler. Bilimi de bu çerçeveden ele alırlar. Paradigma değişmez bir bakışı olmayıp zamanla başka paradigmalarla yer değiştirebilir. Günümüzde bilim felsefesi, bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi, bilimde yöntem problemini konu alan felsefe dalı olarak tanımlanır. Bu tanımdan hareketle bilime felsefi açıdan bakmak, bilim üzerine düşünmek demektir. Bilim felsefesinin temel soruları bilim felsefesi, bilimle ilgili sorulara cevap arar. Bilim nedir? Bilimsel yaklaşım nedir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel sonuç nedir? Bilimsel düşüncenin işlevi nedir? Bilimi diğer insan etkinliklerinden ayıran özellikler nelerdir? Bilim felsefesinin başlıca sorularıdır. Aşağıdaki ifadelerin başına bilim felsefesinin yukarıdaki temel sorularından uygun olanlarını yazınız. 1. Belirli bir yöntemle olaylar arasında değişmez neden-sonuç ilişkilerine ulaşmaya çalışan etkinliktir. Cevap, bilim nedir? İkinci olay ve olguları akılcı ve nesnel biçimde ele almadır. Cevap, bilimsel yaklaşım nedir? Üçüncü olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlamaya çalışmadır. Cevap, bilimsel yöntem nedir? Dördüncü belirli bir yöntem sonucu ulaşılan ve üzerinde herkesin uzlaşabileceği yargılardır. Cevap, bilimsel sonuç nedir? Beşinci bilimsel soruların çözümünde bilgilerin sistemli biçimde toplanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi sürecinde izlenilen yoldur. Cevap, bilimsel düşüncenin işlevi nedir? Altıncı bilimin akılcı, nesnel, metodik ve sistemli olmasıdır. Cevap, bilimi diğer insan etkinliklerinden ayıran özellikler nelerdir? 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 82 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.